Merhabalar abi, hoş geldin. Merhaba kardeşim benim. Hoş bulduk. Kusura bakma abi, daha önceden seninle yayın yapacaktık. Teknik sıkıntılardan dolayı yapamadık. Sıkıntı yok kardeşim benim. Önemli değil. Canın sağ olsun. Önemli olan bir arada olmamız. Evet abi, şimdi istersen sorulara geçelim çünkü senin hakkında bize çok soru geldi. Allah. Hadi bakalım. Abi biz seni tanıyoruz da izleyicilerimize kendini tanıtır mısın? Fazla uzatmadan hemen öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Kardeşim benim Emrullah Öztürk, 38 yaşındayım. Amatör futbolun dibinden geldim diyebilirim. Hala aktif olarak futbol oynamaya devam ediyorum. İzmir'de Süper Amatör'de Toros Gücü Futbol Kulübü'nde. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla liglere ara verildi. Grubumuzu lider bitirdik. Ama son kararı bekliyoruz. Onun dışında evliyim. İki tane kızım var. Allah Tabii ki başlasın. ailemiz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun kardeşim. Öyle. Devam ediyoruz. Futbolun içinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Buradan bizi izleyen herkese de canı gönülden selamlarımızı iletelim. Abi istersen ikinci soruya geçelim. Hemen Futbolcu geçelim. olmaya nasıl karar verdin abi? Onu sormuşlardı. Şimdi kardeşim benim futbolcu olmaya şöyle. Şimdi bizim yetiştiğimiz yer biraz kırsal bir kesim. İzmir'de Çiğli'de oturdum ben. Güzeltepe'de doğdum, büyüdüm. Bu arada sesim nasıl, güzel geliyor mu? Evet abi geliyor. Ha, tamam. Şimdi bizim tabii büyüdüğümüz yer biraz kırsal kesimdi. Hani çocukluğumuz sokakta geçti demek yeridir. Bizim yaşıtlarımız, sizin değil ama bizim yaşıtlarımız, biz sokakta büyüdük tabiri caizse. Ve mahalle aralarında tabii top oynuyorduk. Ama ben kesinlikle kale, yani şu anki mesleğim kaleciyim ama şöyle söyleyeyim, idmanlar haricinde kaleye geçtiğimi kimse görmemiştir. Hep oyunda oynarım. Oyunculukta da iddialıyım bu arada. Hocalarım bilir, benle çalışan hocalarım. Ya futbol oynamayı çok seviyorum. Öyle de mahallede futbol oynarken tabii bütün gün sokaktayız, açız. Bütün gün bir sabah kahvaltıyla günü geçiştiriyoruz. Mahallede de bir Caner diye bir kardeşimiz vardı, sağ olsun. Bir gün dedi, ya dedi Emo, dedi böyle böyle. Kardeşim yayınımıza. Abi sesim geliyor mu? Şu an sesin geliyor. Biraz önce yoktun. Evet, şimdi geliyor. Daha yeni duyuldu Neyse. abi. Kusura bakma, Evet. internetten dolayı Estağfurullah. biraz sıkıntı var. Neyse İkinci soruya geçelim abi işte. tam Efendim abi, mahallede top devam mahallede etmek istersen tabii ki. tabii mahallede top oynuyordu. Böyle mahallede oynarken bir kardeşimiz dedi ki, burada Tarih Spor diye bir yer var. O zamanlar tabii profesyonel ligde Tarih Spor. Şu an kapandı. Dedi ki, altyapılarında dedi, idmana gittiğin zaman antrenmandan sonra yemek veriyorlar dedi. Bütün gün sokakta açız. Ulan dedik, biz de gidelim, belki bizi de alırlar. Öyle gayri tesadüfen gittik. İlk antrenman. Bizi aldılar tabii. Hemen çift kale. Herkese işte, sen şuraya geç, sen buraya geç. Biz kaldık 3 kişi. Orada hocamız dedi ki, sen de kaleye geç dedi. Hocam dedim, ben oyuncuyum. Tamam dedi. Şimdi kaleye geç dedi. Ben sonra seni oyuna alırım dedi. Kaleye geçişim işte o geçişim. O gün bir geçtim kaleye, bir daha da çıkamadım oradan. Böyle futbol hayatım İzmir Tarih Spor'da başladı. Abi futbolcu olurken yaşadığın zorlukları da biraz bahseder misin? Çünkü genç kardeşlerimiz futbolcu olmak istiyor ve karşılarına neler çıkacağını bilmiyor. Senin gibi tecrübeli bir ismin bunu aktarması bizim için tabii ki mutluluk verici olur. Şimdi ben öncelikle genç kardeşlerime buradan gerçekten bir şeyleri, gerçekleri konuşmak lazım. Çünkü bunları söylemediğiniz zaman onları yanıltmış oluruz. Yani her dönemin kendine göre bir zorluğu var. Şu anki gençlerin yaşam standartları çok yüksek. Bizim olduğumuz döneme göre yaşam standartları gerçekten çok yüksek. Biz zorla futbol oynamaya çalışıyorduk. Ailemizden kaçarak, arkadaşlarımızdan kaçarak. Yani çünkü futbol oynamak o dönemlerde gerçekten de zordu. Maddi imkansızlar çok yüksek olduğu için. Ama biz bunlara rağmen mücadelemizi bırakmadık. Dayak yedik.
Dışlandık ama yine futbol oynadık. Ama şu anki gençler mesela en büyük sıkıntıyı orada yaşıyorlar. Yani futbol oynamak zorunda değiller. Futbolu çok sevmiyorlar. Yani çok severek de oynamıyorlar. Önemli olan bu işlerde sevmek. Futbolda seversen başarılı olursun. İnanırsan, çalışırsan başarılı olursun. Şimdi bir özellikle şu anki gençlere zorla bir şey yaptıramazsın. Ben kendi kızlarım var. Ben bile zorla hiçbir şey yaptıramıyorken o yüzden gençlere daha çok motive etmek için özellikle sporun içinden gelmiş insanlarla daha çok zaman geçirmelerini öneriyorum. Futbolun içinden gelen insanlarla özellikle sporun içinden gelmiş olan abileriyle daha çok zaman geçirsinler ki oradaki enerji illaki alacaklardır. O enerji de onlara futbolda oynamalarında ileriye doğru gitmelerinde çok büyük faydalı olacaktır. Tabii ki doğru kulüp çok önemli. Doğru yerde başlamak çok önemli. Eğer bunların hepsini bir araya futbol çok güzel. Futbolun ortamı çok güzel. İnşallah başarılı olurlar. Evet abi, futbolcu olmanızda emeği geçen isimler vardır elbet. Bunları bizle paylaşır mısın? Tabii ki futbolcu olmamda emeği geçen şöyle söyleyeyim. İlk öncelikle Fikret Hocam. Beni kaleci yapan. Yani hiç kalecilikle alakam yokken beni kaleci yapan Fikret Hocam'a buradan Rabbim ona uzun ömür versin inşallah. Ondan sonra tabii ki İmam Aydemir Hocam var. Çiğli Belediyespor'da 9 senem birlikte geçti. Ondan sonra çok güzel günlerimiz geçti tabii Çiğli Belediyespor'da. Ama dediğim gibi alt liglerde Orhan Hocam, Fikret Hocam çok güzel insanlarla çalışma fırsatı buldum. Ayvalık'ta Mehmet Yıkılmaz da hocam. Çok güzel zamanlarımız oldu. Şimdi bizim yaşımız da olduğu için biz de yaklaşık 25 senedir futbol oynadığım için şimdi hocaları saymaya çalışsam sonu gelmez. Buradan benim üzerimde emeği geçen bütün hocalarıma çok selamlarımı gönderiyorum. İyi ki onlarla çalışmışım, iyi ki varlar. Rabbim onlara sağlık sıhhat versin inşallah. Abi biraz da Süper Lig konuşmak istiyorum açıkçası seninle. Süper Lig'deki takımları biliyorsun çoğu borç batağında ve Evet. şampiyonluk da Evet. eskisi gibi artık çok kızışmıyor. 2-3 takım arasında geliyor şampiyonluk. Yani nasıl diyeyim, Başakşehir, Trabzon bir de Galatasaray arasında. Diğerleri potayı zorlayamıyor abi. Bunun nedenlerini de senden duymak isteriz. Bir de favori takımın varsa şampiyonlukla ilgili onu da bize söylersen çok memnun olur. Şimdi canım kardeşim benim. Önceki senin şu dediğine katılmıyorum. Çünkü o senin dediğin eskiden vardı. 3-4 takım arasında dönen bir ligdi. Yani hatta 4 değil mi? 3 takım arasında dönen bir ligdi. Ama zaman öyle bir zaman hale geldi ki şu an gerçekten devlet eğer futbol desteklemese şu an bizim Türkiye Süper Ligi'nin oynama şansı yok. Kulüplerimiz tamamıyla batmış durumda ve bunlar bilinen. Sadece devlet desteğiyle ayakta duran kulüpler. Bunların içinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hepsi var. Yani o yüzden biz yıllardır bunu demeye çalışıyoruz. Hep genelde antrenörleri duymuşsundur, yöneticiler hep konuşurken derler ki altyapıya yönelmeliyiz, altyapıya yönelmeliyiz. Ama ne yazık ki hiçbir de altyapıya yönelmez. Hiçbir de altyapıdan futbolcu yetiştirmede özellikle çok zayıf kalıyorlar. Ha bunlar bir anda olacak şeyler değil. Öncelikle yatırım yapmak zorundalar. Altyapılar gerçekten çok kötü durumda. Altyapıdan futbolcu yetiştirmek istiyorsan ilk önce altyapıya değer vereceksin. Şimdi Trabzonspor en güzel örneği ben her zaman söylüyorum. Şu an en güzel örnek Trabzonspor. Trabzonspor muhteşem gençler çıkardı şu son 2 senede. Ama bunu insan düşünmeden edemiyor. Niye Trabzonspor'da bu kadar genç bir anda çıktı? Trabzonspor'un maddi gücü olsaydı, Trabzonspor transfer yapabilseydi, bugün kalede Uğurcan bu hale gelebilir miydi? Bugün Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Doğan bunlar oynayabilir miydi? Yani illa kulüplerin batması mı gerekiyor? Yani o yüzden kulüpler kesinlikle bu konuda dara düşmeden gerçekten de altyapıda değerli antrenörlerle çalışıp hak eden gençleri birer ikişer tane atarsa Türk futbolu kurtulur ki görüyorsun son dönemlerde inanılmaz çok güzel gençler yetişiyor. Hepsiyle de gurur duyuyorum. İnşallah daha da iyi olacak. Daha da güzel gençler yetişecek diyeyim. Abi Süper Lig'de desteklediğin bir takım var mıydı? Var. Şimdi kardeşim biz Beşiktaşlıyız tabii ki doğuştan. Yani çok fanatik olmamakla birlikte Beşiktaş'ı çok seviyorum. Beşiktaşlıyım ama Avrupa milli duygularım çok ağır bastığı için kesinlikle Avrupa'da ülkemizi kim temsil ederse etsin en baba fanatiğinden daha fanatiği olabilirim. Bu hiçbiri fark etmez. Üç büyükler veya
İşte Antep'idir, Ankara'sıdır falan hiç fark etmez. Yeter ki Avrupa'da bizi temsil etsin. Abi milli takım hakkında da görüşlerini almak isteriz. Yani çünkü Kardeşim, gençler işte milli Avrupa'da da takım başarı şöyle kazanmaya söyleyeyim. başladı. Siz belki hatırlamazsınız ama bizim milli takımın bir 2000 jenerasyonu var. Rüştü, Alpay, Bülent, işte Okan, Arifli bir jenerasyon vardı. Muhteşem bir jenerasyondu. Tabii biz o döneme çok iyi yetiştik. O jenerasyon Türk futboluna çığır açan bir jenerasyon. Şu anda günümüzde aynen ona yakın bir jenerasyon yakaladık. Hırslı, inançlı, milli duyguları özellikle milli takımlarda bu 2000 ile 2020 döneminde yani 10 ile 20 arası, 2010 ile 2020 arası biz o enerjiyi yakalayamadık. Çünkü yurt dışından gelen çok milli futbolcu vardı. Yurt dışından gelen futbolcular da o milli duyguları hissettirmek zordur. Çünkü biz farklıyız. Biz dünyada gerçekten de ülke olarak çok farklı insanlarız. Bizim duygularımız herkesten çok daha fazladır. Biz dolu dolu yaşayan insanlarız. O yüzden ama ben bu dönem Şenol Güneş'in burada kesinlikle hakkını teslim etmek lazım. Kendisi muhteşem bir teknik adam. Yani gittiği her takımda başarılı olan ve o isteğini arzusunu takıma yansıtan çok milli bir hocamız. Ve zaten milli takımdan da belli oluyor. Güzel. Şu an milli takımı çok beğeniyorum. İnşallah çok başarılı olacaklarını en az bir 5-10 sene bu kadro bizi götürür diye düşünüyorum. Abi bir soru da son sorumuza geldik. Korona hakkında da görüşlerinizi almak isteriz. Yani şu an biliyorsun ligler kapandı. Liglerin tescil edileceği söyleniliyor. Evet. Alt ligler açısından, BAL ligi hakkında biz de takip ediyoruz tabii gündemi. Evet. Bu konu hakkında bir şey demek ister misin? Futbol oynatılması lazım mı? Çünkü Şimdi kulüp başkanları da bize bağlanıyor. Diyor ki bizim yani hijyen açısından sahalarımıza maddi olarak zaten bir gelirin gelmediğini söylüyorlar. Ekstra bir gelir. Bu yüzden biz de oynamak istemiyoruz diyorlar. Sen ne dersin abi? Şimdi öncelikle buradan bizim kulüp başkanımız Özkan başkanımız el sallamış. Ona da buradan selam olsun. Canım başkanım. Şöyle söyleyeyim kardeşim benim. Allah kimseye vermesin. Bu dünyanın başına gelmiş bir hastalıktır. Her zaman olan şeyler değil. Korona sürecinde gerçekten kulüpler çok mağdur oldu. Şimdi bizim için önemli olan amatör kulüpler. Bizim için önemli olan amatör kulüpler. Şimdi profesyonel liglerle çok şey söylerim sana. Ama burada insanların kafasını şişirmeye gerek yok. Amatör liglerle, çünkü bizim işimiz amatör futbol. Amatör liglerde ya bırakın futbol oynamayı. Zaten normalde bu korona olmasına da gerek yoktu. Pandemi olmasına gerek yoktu. Normal şartlarımız zaten kötü. Yani ona bile gerek yok. Ki pandemi sürecinde futbol oynamanın, bırakın futbol oynamayı, soyunacak, soyunma odalarının olmadığın bir ligde nasıl maç oynatacaksın ki? Eğer önemli olan sağlıksa Süper Lig'de görüyorsun o kadar önlem alınıyor değil mi? Yani şimdi Süper Lig'de bu kadar önlem alındığı yer futbol oynasın diye bu kadar önlem alınırken amatör liglerde bunlar da %1'ini yapamayacağın yerde nasıl futbol oynayacaksın? En doğru karar kesinlikle oynatılmaması yönündedir. Ha, lig nasıl tescil edilir? Ben şunu bilirim. Bunu da zaten belki araştırdıysan zaten bilirsin. Ben amatör futbol için yaklaşık 10-12 senedir çok büyük mücadele veriyorum. Amatör futbolun gelişmesi için, amatör futbol oynayan kardeşlerimin daha iyi şartlarda mücadele etmesi için gerçekten çok büyük mücadeleler veriyorum. İnşallah bir şeyler değişecek, bir şeyler güzelleşecek. Çünkü bizim tekrardan gençleri kazanmamız gerekiyor. Gençleri tekrardan futbolu sevdirmemiz gerekiyor. İnşallah o zamana bu hastalıklar da bitecek. Türk futbolunda yine çok güzel gençler yetişecek. Bizleri ileriye taşıyacak gençler. Çünkü şu anki gençler genç zeki, biz bu insanları kaybetmeyelim. Korona süreci bizi biraz ayırdı. Bizi biraz futboldan uzaklaştırdı. Üzülüyoruz tabii. Futboldan uzak kalmak kolay değil. Ama bizim için önemli olan sağlık her zaman. Sağlık diyelim. İnşallah en kısa zamanda da hastalık geçerse eski güzel günlerimize dönelim diyorum. Kardeşim benim. Abi katıldığın için teşekkür ederim. Senin de söylemek istediğin bir şeyler varsa lütfen söyleyebilirsin. Canım kardeşim benim, ben teşekkür ederim. Buradan sizin gibi böyle güzel kardeşlerim, ilk önce seni gördüğümde gerçekten çok şaşırdım. Sizin böyle gençleri, çünkü ben gençleri genelde azarlarım. Çünkü sorumluluk almayı sevmiyorlar. Ama seni böyle görünce çok mutlu oldum. Sana bu yönden teşekkür ediyorum. Aferin sana. Ne güzel ki bir sorumluluk bu.
Ne iş olursa olsun bu hayatta, ne iş olursa olsun yaptığın işin hakkını verebiliyorsan gerçekten çok doğru yoldasın. Böyle devam et. Ben de bizi izleyen buradan bundan sonra senden sonraki kardeşlerime de özellikle seni takip etmelerini, sana yardımcı olmalarını rica edeceğim. Sana da teşekkür ediyorum. İzleyen kardeşlerimize de buradan selamımız olsun. Bu kadar kardeşim benim. Seni tanımak güzeldi. Teşekkür ederim abi. Ben Hayırlı teşekkür günler. ederim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun.